Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz üst sayılarda sıralama. Üst sayılarda sıralama yaparken birden büyük üst sayılarda sıralama yapılırken tabanlar eşitse üssü büyük olan daha büyüktür. Üstler eşitse tabanı büyük olan daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar soru üzerinde görürsek tabanlar eşitse üssü büyük olan büyük olacak. Şimdi tabanımız örneğimize göre 10 üzeri 20, 10 üzeri 3, 10 üzeri 10, 10 üzeri 7. Küçüklerin büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi neydi? Tabanlar hepsi aynı mı? 10, 10, 10, 10. Ne yapıyoruz? O zaman küçükten büyüğe üzeri küçük, üstü küçük olan daha küçük olacak. Yani en küçük 10 üzeri 3, üzeri 3 olan küçüktür. Sonra üzeri 7 olan 10 üzeri 7 küçüktür. 10 üzeri 10'dan 10 üzeri 10. O da küçüktür. 10 üzeri 20'den. Tabanlar aynıysa arkadaşlar üssü küçük olan daha küçük, üssü büyük olan diğerinden daha büyük gördüğümüz gibi. Peki üstler eşitse neydi arkadaşlar? Tabanı büyük olan bakın hepsinin üzeri 5 üzeri 7, 2 üzeri 7, 7 üzeri 7, 3 üzeri 7. Hepsinin üstlerine aynı 7. O zaman ne arkadaşlar? Tabanı büyük olan daha büyük, küçük olan ise küçüktür. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralarken o zaman en küçük hangisi? Tabanı 2 olan. Yani 2 üzeri 7 küçüktür. Sonra 3 olan. 3 üzeri 7. O da küçüktür. 5 üzeri 7. O da küçüktür. 7 üzeri 7. Diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıralama yapıyoruz. Tekrar hatırlatayım. Tabanlar eşitse üssü büyük olan daha büyük. Tabanlar üstler eşitse tabanı büyük olan daha büyük. Tabanlar ve üstler farklı ise ne yapacağız? Bu defa arkadaşlar bakın tabanlar ve üstler farklı ise üstler eşit denebiliyorsa üstler tabanlar eşit denebiliyorsa tabanlar eşiteceğiz. Yani tabanlar eşitlenebiliyorsa tabanlar eşitlenir. Üstler eşitlenebiliyorsa üstler eboblarında eşitlenir arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. 16 üzeri 7, 4 üzeri 21, 2 üzeri 30. Sıralı sayıların sıralayız. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım arkadaşlar biz. Şimdi bakın tabanlar birbirinden farklı değil mi? Ama ne görüyorum? Tabanlar eşitlenebiliyor arkadaşlar. Neden? 4 2'nin ikinci kuvveti. 16 2'nin dördüncü kuvveti. Yani hepsini arkadaşlar 2'nin kuvvetinde ne yapabiliyorum? Eşitleyebiliyorum. O zaman şunu 16 üzeri 7'yi ben arkadaşlar 2 üzeri 4'ün 7. kuvveti diye yazabilirim. Yani 2 üzeri 4 16'dır. 16 üzeri 7. Ne oldu arkadaşlar? Üstün üstü oldu. Üstleri çarpıyoruz değil mi? 2 üzeri 4 çarpı 7 28. Demek ki 16 üzeri 7 ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 28 demek. 4 üzeri 21 eşittir. 4 neydi arkadaşlar? 2 üzeri 2 demektir. Üzeri 21. Üstleri çarpıyorum. 2 çarpı 21. 4 üzeri 42 yapar arkadaşlar. 2 üzeri 30 eşittir zaten arkadaşlar. 2 üzeri 30. Tabanlar eşitlendi mi arkadaşlar? Tabanlar eşitlendi mi? Evet. Kuralımız neydi? Üssü büyük olan daha büyüktü. Şimdi üssü en büyük olan hangisi arkadaşlar? 2 üzeri 42. Şimdi o zaman 2 üzeri 42 hangisiydi? Arkadaşlar biz sıralarken bu baştakilerine göre sıralıyoruz. Yani en büyük bu. Sonra 2 üzeri 30, sonra 2 üzeri 28. Küçükten büyüğe doğru sıralarsam arkadaşlar buradan en küçük hangisi? 2 üzeri 28. 2 üzeri 28 yazmıyoruz. Bir dakika şöyle yazalım. 2 üzeri 28 en küçük. Ne olacak? Arkadaşlar 16 üzeri 7. 16 üzeri 7 küçüktür. Sonra hangisi? 2 üzeri 30. O zaten 2 üzeri 30'du arkadaşlar. Küçüktür. Sonra 2 üzeri 42. 2 üzeri 42 neydi? Neye eşitti? 4 üzeri 21. 4 üzeri 21. Baştaki verilenlere göre sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Şıklarda bunlar olur genellikle. Evet. 3 üzeri 60, 4 üzeri 45, 5 üzeri 30 sayılarını sıralayınız. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayacağım yine arkadaşlar.
Şuna dikkat ediyorum. Bakın tabanım 3, 4 ve 5. Ve birbirinden farklı. Hatta aralarında asal değil mi arkadaşlar? Birbirini eşitleyemiyorum. O zaman üstlere bakıyorum. Üstleri eşitleyebilir miyim diye. 60, 45, 30. EBOB'ları nedir arkadaşlar bunların? Hemen ilk bakışta görebilirseniz 15. Yani kuvvetleri parçalayacağız arkadaşlar. O zaman ben 3 üzeri 60'ı 15 ile olacak şekilde 3 üzeri 4 çarpı 15. Yani 3 üzeri 60 yapıyor değil mi arkadaşlar bu? Bunu tekrar şu şekilde 3 üzeri 4'ü 15. kuvveti diye yazıyorum. Yine aynı üstün üstüne çevirdim arkadaşlar. 3 üzeri 4 neydi arkadaşlar? 81. 81 üzeri 15 demektir bu arkadaşlar. 4 üzeri 45 arkadaşlar. 4 çarpı 4 üzeri 3 çarpı 15 olarak yazıyorum. Bunu 4 üzeri 3'ün 15. kuvveti olarak yazdım. 4 üzeri 3 ne arkadaşlar? 64 yapar. 64'ün 15. kuvveti yaptı arkadaşlar. Sonra 5 üzeri 30'u alıyorum arkadaşlar. Bu da 5 üzeri 2 çarpı 15 demektir. Bunu 5 üzeri 2'nin 15. kuvveti olarak yazarım. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 5 üzeri 2 25. 25 üzeri 15. Bakın arkadaşlar üstler eşitledim mi? Evet. Üstler eşitse kural neydi arkadaşlar? Tabanı büyük olan daha büyük. Küçük olan daha küçük. Üstleri ne yaptım arkadaşlar? EBOB'lar olan 15'te hepsini eşitledim gördüğünüz gibi. O zaman sıralama yaparsam arkadaşlar nasıl yapacağım? Buna göre en küçük hangisi? Tabanı küçük olan değil mi? 25. Yani baştaki hali neydi arkadaşlar? 5 üzeri 30. Küçük. Sonra 4 64 üzeri 15. O neye eşitti arkadaşlar? 4 üzeri 45. Küçüktür. Sonra en büyük hangisi? 81 üzeri 15. O da neye eşit arkadaşlar? 3 üzeri 60 eşitti. Onu yazıyorum. Her zaman sıralamayı arkadaşlar başta verilen ifadelere göre yapıyoruz. Yani 3 üzeri 60, 4 üzeri 45, 5 üzeri 30 verilen ifadelerine göre sıralamayı yaptık arkadaşlar. Yani en küçük hangisi? 5 üzeri 30, sonra 4 üzeri 45, sonra 3 üzeri 60. Tekrar yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.